şey e, bu çalışmanın sonraki dönemde herhangi bir ciddi yan etkilerde görülen hafif yan etkilerin de görüldüğünü, antrofilinin yüksek olduğunu, mutant virüslerin bu aşıdan kaçamayacağını, ayrıca T hücresi yanıtlarını da uyararak B hücresi antikor eksikliği olan çok önemli bir olay. Evet. E, şu an, bir tanesi de bazı insanlarda B hücresi tekrar hastalanabilme riski söz konusuydu, bu anlamda B hücresi antikor eksikliği olanlar sağladığı ifade edilmekte. Ee, Netice itibariyle bu onu normal deri altı, koldan herhalde yeni olacak. Yani çift altı diyelim. Farklı bir yan etkisi yok. Üçüncü aya kadar takip edilmiş. Covid-19 pandemisi tüm dünyada güncel olarak maalesef yer almaya devam ediyor ve insanlar yaşamlarını yitiriyorlar. Hastanelerde, yoğun bakım ve servislerde yatan hastaların takip süreci ülkelerin her anlamda sıkıntı yaşamasına sebebiyet veriyor. Aşı anlamında birçok gelişme oldu ve bu aşılar dünyanın bazı ülkelerinde kullanılıyor. Bazı ülkelerde ise maalesef erişim konusunda hala sıkıntılar devam ediyor. Ancak aşıların da bilindiği yüz üzere ömür boyu koruyuculuğu yok şu ana kadar kullanılan aşıların artı birkaç ay süre içerisinde antikor seviyelerinin düşme durumu söz konusu ve bu aşıların da yüzde yüz koruyuculuk etkisi yok. Bizim bu SARS COV-2 hastalığı, COVID-19 hastalığı ile ilgili bildiğimiz veriler ışığında şunu çok net olarak söyleyebiliriz ki şu ana kadar T hücre bağışıklığının yükseltilmesiyle ilgili bu çalışma eğer aşı adaylığından aşı kategorisine geçerse ilk olacak. Hücresel bağışıklık, humoral bağışıklık dediğimiz B lenfosit bağışıklığı ile daha net bir şekilde ifade etmek gerekirse daha fazla öneme sahip. Bizim neticede bu şu ana kadar kullandığımız aşılarda Humoral bağışıklıktaki antikor seviyesinin yükselmesi ve bunun ölçümü ile takip süreçleri net bir şekilde açıklanabiliyordu. Hücresel bağışıklığın net bir şekilde ölçümü şu anki teknolojide herkesin ulaşamayacağı bir zorluğa sahip. Ancak hücresel bağışıklığın humoral bağışıklıktan daha fazla uzun süre devam ettiği de bilinen bir gerçek daha önce yapılmış olan birçok çalışmada başka virüslere karşı da hücresel bağışıklığın araştırılması durumunda yıllarca, on yıllarca bu bağışıklığın devam ettiği şeklindeki biz araştırma sonuçlarına sahibiz. İşte bu aşı da henüz faz 1 aşamasında çok az kişiye yapılmış olan bir çalışma sonucunu Nature dergisinde yayınlanmış bir şekilde bize sunuldu. Verilere göre Hücresel bağışıklığın ciddi anlamda artırıldığı, şu an kullanımda olan aşılara göre bağışıklığı sağlama anlamında çok daha yüksek sonuçların olduğu ifade ediliyor. Yan etki konusunda da yine yer verilmiş. Çalışmaya dahil edilen hastaların hiçbirinde ciddi yan etki oluşmadığı ifade edilmekte. Basit diğer aşılarda olan kol bölgesindeki hafif lezyonlar gibi çözümü basit ve kısa sürede geçebilecek yan etkilerden bahsedilmekte ve 3 ay içerisinde herhangi bir yan etki görülmediği de yine net bir şekilde ifade ediliyor. Çalışmada bunun da uzun bir süre tumoral bağışıklığının devamına göre çok daha uzun bir süre kalıcılık sağlayabileceği şeklindeki ifadeler söz konusu ama bunun faz 2 ve faz 3'te de desteklenmesi gerekiyor. Kesin olan şu ki bu aşı tek doz aşısı ve hücresel bağışıklığı yükseltmeye yönelik virüsün hem spike proteini hem zarf proteini hem zarfı kaplayan oluşumların antijenik yapısına karşı bir hücresel bağışık oluşturması anlamındaki özelliği diğer aşılardan ayıran farklı bir ayrıcalığı da ortaya çıkarmakta. O da bilindiği üzere diğer aşıların virüsün yeni mutantlarına karşı bağışıklığı sağlamada, antikor seviyesini sağlamada yeni mutantlara karşı bir düşüş durumu söz konusuydu. Yeni mutantlar aşıların tekrar araştırma geliştirme çalışmalarına ihtiyaç duyma gerekliliğini de ortaya çıkarma riskine sahipti. Şu an itibariyle tabii böyle bir durum söz konusu değil ama Tabii ki ilk versiyondaki yüzde 93'ler, yüzde 90'lar yeni mutantların çıkmasıyla bilindiği üzere aşılarda açıklanan verilere göre yüzdesel anlamda azalmaktaydı. İşte bu aşıda da yine araştırmacıların bahsettiği şu cümle önemli bir cümle. Yeni varyant virüslerin de bu farklı bölgelerdeki antijenik yapıların hücresel immüniteye bağışıklığı artırma özelliğinden dolayı net bir şekilde yeni mutantların da bu aşıdan kaçamayacağı ifade edilmekte. Bir diğer önemli özellik bazı insanlar aşıların %100 koruyuculuğu olmadığını ifade etmiştik. Bazı insanlar aşı yaptırmasına rağmen B hücrelerinin konjenital bozukluğu durumu söz konusu veya sonradan kanser gibi bağışıklığını, hümoral bağışıklığını sıkıntıya sokan bazı hastalıkların durumunda maalesef bu aşının antikor geliştirme durumunu engelleyeceğinden dolayı bu hastalıklarının aşıdan faydalanamıyorlardı. İşte bu aşı hem hücresel bağışıklığı artırıyor hem de B hücrelerinin uyarılması konusunda da bir aktivasyon durumu söz konusu olduğundan dolayı netice itibariyle gelecek için umut veren bir aşı adayı şeklinde düşünülmesi gerekiyor. Ümit ediyorum ki Faz 2 ve Faz 3 sonuçları da net bir şekilde kamuoyuyla paylaşıldıktan sonra COVID-19 hastalığıyla mücadelede elimizi güçlendirecek yeni bir aşıya da sahip olunur.